Doğru. Kılıçdaroğlu aslında çoktan yoldan çıktı. Şimdi de ittifak ortaklarını yoldan çıkarmaya çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Değerli arkadaşlar, ben inanıyorum ki Kılıçdaroğlu'nun o kadar süresi kalmadı. 2010 yılında bunu göreve getirenlere bir hedef verildi. Kılıçdaroğlu'na bir hedef verildi. Bir misyon yüklendi. Denildi ki sen Recep Tayyip Erdoğan ve bu kadroyu devre dışında bırakacaksın. Alaşağı edeceksin. Ne yapıyorsan yap, hangi yöntemi kullanıyorsan kullan. Biz de her türlü desteği sana vereceğiz. Sen bu görevi yerine getireceksin. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millete hizmet etmekten alıkoyacaksın. Bu milletin başından götüreceksin. Görev bu. 10 yıldan beri, hatta 11 yıldan beri uğraşıyor ama yapamadı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu göreve getirenler son bir şans verdiler Kemal Kılıçdaroğlu'na. Dediler bak 11 yıldan beri sabırla bekliyoruz. Her türlü desteği verdik. Her türlü desteği verdik. Ama yapamadım. Bu sene bu işi halletmen gerekiyor. Yani 2021 yılında bu işi halletmen gerekiyor. Sana büyük imkanlar sağladım. Seni o göreve getirmek için ne kasetler çektik, ne senaryolar hazırladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü liderini alaşağı ettik. Deniz Baykal'ı seni oraya getirmek için diyorlar. Artık sabrımız kalmadı. Bu sene bu işi tamamlayacaksın. Son günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun çığırından çıkması, akla, mantığa, edebe, ahlaka uygun olmayan konuşmaları ve yaklaşımlarının nedeni budur. Artık sona gelindi. Son hamlelerini yapıyor. Çünkü onu bu göreve getirenler artık bu işi bu sene halledemezsen biz seni bırakıyoruz. Senin bu anlamda, siyasi anlamda ömrün bitiyor. Onun için de Sayın Kılıçdaroğlu son zamanlarda gerçekten mantıkla, izanla değerli olan, kıymetli olan, hiçbir ilkeyle örtüşmeyen açıklamalar, konuşmalar yapıyor. Bunu da buna bağlamak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, 11 yıldan beri başaramadın. Sen ve arkadaşların, sen ve birlikte hareket ettiğiniz terör örgütü üyeleri, terör destekçileri başaramadınız. Yine başaramayacaksın. Allah'ın izniyle. Hiç kuşku duymuyoruz. Onun için bakın, Muğla'dan bir kez daha sesleniyorum Kılıçdaroğlu. Gel vazgeç, tövbe et, tövbe et. Bu milletten özür dile. Bu milletten özür dile. Hayatında ilk defa doğru bir iş yap. Çünkü 19 yıldan beri bu millet Cumhurbaşkanımızın kendisine hizmet ettiğini, kendisinin bir parçası olduğunu biliyor, görüyor. Her açıdan, her yerde, içeride ve dışarıda. Nefes aldığı her yerde bu millet 19 yıldan beri kendisine yapılan hizmetlerin, kendisine verilen değerlerin karşılığını her yerde görüyor. Ayrıntıya girmeyeceğim. Zaman zaman çünkü bunu da söylüyorlar. Bu tür yalan ve iftiraları da söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye zenginleşti. Türk milleti zenginleşti. Birey olarak da toplum olarak da. Sadece 19 yılda 12 milyon yeni konut üretildi. 12 milyon vatandaşımız, kardeşimiz, aile konut sahibi oldu. 12 milyon. 5 ile çarparsanız neredeyse 60 milyon yapar. 60 milyonuzdan yeni konut. 17 milyon kişi yeni araç satın aldı. Araç sahibi oldu. Bir de 2002 yılında insanımızın tükettiği kişi başına kırmızı et 8 kilo, bugün 13 kilo. Beyaz et 9 kilodan 19 kiloya çıkmış. Bütün alanlar için bunları teşmil edebilirsiniz. İnsanlar zenginleşiyor. Yani rakam olarak baktığınızda da milli gelirimiz 250 milyar dolardan 760-770 milyar dolara çıkmış. Tabii rakamları söylediğimizde çok fazla anlam ifade etmiyor. Ete kemiğe bindirilmiş haline
ortaya koymak gerekiyor. İşte konut, somut. Hiç kimse karşı çıkamıyor. İşte araç. İşte onun dışında tükettiğimiz her şey. Devletin sunduğu hizmetler. Eğitim, sağlık. Bugün bir Türk vatandaşının elde ettiği sağlık hizmetine Amerika'daki normal bir vatandaş sahip olamıyor. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde sahip olamıyor. Bu hareketin kalbi millet için atıyor, millete hizmet için atıyor. Ona sevdalı. Ve bunu her alanda da, her yerde de görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Biz bu millete hizmet etme görevimizi, sürecimizi, yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle sonsuza kadar sürdüreceğiz. Bu hareket bizden sonra bu hareketin devamı olan arkadaşlarımız sürdürmeye devam edecekler. Değerli arkadaşlar, istifa eden o CHP milletvekillerinin altını çizdiği bir husus da var. Cumhuriyet Halk Partisi teröre teslim olmuştur. Gerçekten öyle. Bakın Afrin operasyonu yapılıyor. Afrin operasyonu, hatırlayın Zeytindal operasyonu. Bu operasyondan önce o bölgeden Türkiye topraklarına sürekli PKK'nın Suriye kolu olan YPG tarafından roketler fırlatılıyor. Katuşya roketleri özellikle. Sınır illerimizde yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Hatırlayın. Camilere, evlere, iş yerlerine saldırılar sonucunda yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Can güvenliği yok. Ve o bölgelerde yaşayan, şehirlerde yaşayan insanlar artık oradan göçmeyi hedefliyorlar. Göçmenin hesaplarını yapıyorlar. Devlet en temel görev olan can güvenliğini sağlayamıyor. Yapılması gereken nedir? Teröre gereken haddini bildirilmesi gerekiyor. Onun için de İnine gideceksiniz, halledeceksiniz. Bu operasyon başladı. Sayın Kılıçdaroğlu her gün açıklama yapıyor. Orada ne işimiz var? Oraya niye giriyoruz? Ya niye girdiğimiz belli. Topraklarımıza saldırıyorlar. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı hedef alıyorlar. Ne yapacaksınız? Oturup bekleyecek misiniz? Ve onların o itirazlarına rağmen girdik ve elhamdülillah gereken yapıldı. Şimdi saldırı var mı? Şimdi Afrin bölgesinden, Suriye topraklarından Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı var mı? Yok. Bu iş böyle yapılır. Ama terörün içinde, terörle iç içe, terörle birlikte nerede terör örgütü varsa Cumhuriyet Halk Partisi şu andaki yönetimiyle ve Sayın Kılıçdaroğlu destekliyor. İstifa eden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de bu gerçeği